Teta Healing konuşacağız. Gerçekten benim de çok tekniğini merak ettiğim bir yöntem. Teta Healing eğitmeni Canan Alp bizim konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. İlgi duyduğum bir konu. Harika. <laughs> Gerçekten özellikle bilmeyenler için ama sizden önce Teta Healing nedir? Bir tanımını alalım. Sonrasında derin derin konuşalım. Tamam. E, Teta Healing bilinçaltımızda oluşan kısır döngüler, yani hayatımızda yaşadığımız blokajlarla ilgili kolaylıkla çözüm bulacağımız, hı hı. E, o noktayı, o kök inancı temizleyeceğimiz bir meditasyon tekniği aslında. Ruh zihin beden üçlemesi. Peki nasıl uyguluyorsunuz? Yani şöyle ilk olarak aslında kişi en çok hayatında hangi konuda sorun yaşıyorsa hı hı. o konuyla ilgili çalışmaya başlıyoruz. Kişi zaten bize o konuyla geliyor ya da biz ona hangi konuda e, hayatında gelişme olursa ya da bir ...iyileşme olursa açılım olur diye sorduğumuz noktada da... ...biz de o kişiye yardımcı oluyoruz bu noktada. Hani diyoruz ki şu konudan başlarsak çalışmaya... ...hayatında daha ciddi açılım olur dediğimiz noktada da... ...tete frekansında gerçekleşiyor bu arada. Ama şey yok, uyku yok, uyumuyoruz. Tam tersi dinamik... Biz... Hipnoz durumu yok yani. Hayır yok, Hı -hı. tete frekansını zaten günlük hayatı hepimiz kullanıyoruz. İlk sabah kalktığımız anda neden hani direkt telefonu elimize almamalıyız... ...ya da hayatımızda olmasını istediğimiz şeylere odaklanmamalıyız izlediğimiz dediğimiz nokta işte orası tete olduğumuz için. Ya da akşam yatarken hani böyle koridordan biri geçer ama biz deriz ki yok uyku tatlı uykuya dönmeliyim. İşte o nokta teta frekansındayız. Aslında çok güzel tabir ettiniz tam o teta frekansının nasıl bir frekans olduğunu ama biz şimdi en çok neyi merak ediyoruz? Sizin hangi konular üzerinde çalıştığınızı merak ediyoruz. Mesela ya ben senelerdir evlenemiyorum diyen birisi ya da evet. benim işlerim sürekli bozuluyor diyen, diyen birisi bilinçaltında kendi blokajlarını mı koymuştur? Tabii ilk olarak şöyle bütün konularla çalışma yapabiliyoruz SETA E-Link'te yani para, bolluk, hı hı. ruh işi, aşk konuları zaten en çok çalıştığımız hı hı. konular ama kişi evlenemiyorsa en çok evlenemiyor diye geldi diyelim bize. E neden evlenemiyor? Bunu hayatında hangi noktada oluşturdu acaba şöyle karşı yan arkadaşım evleniyor ama hı hı. ben bir türlü evlenemiyorum ya da benim hayatıma sürekli benimle bir süre gezen ama sonrasında ciddi düşünmeyen insanlar geliyor dediği noktada hı hı. burada şöyle bir çalışma yapıyoruz kişiye evlenmekten korkuyordur Ruh işini bulmaya kendini layık görmüyordur. Yani buradan izleyicilerimize hani şunu söyleyebiliriz. İlk olarak bir şeyi kendimize layık görmüyorsak işte o noktada durup bir düşünmemiz lazım. Yani olayın o döngünün kırıldığı nokta kendimizi ona layık hissetmemiz. Peki para ve bolluk konuşalım birazcık evet. da. Para ve bolluk bereket konularında biz en çok nerelerde yanlış yapıyoruz? Yani neden sürekli olarak rızkımızın kısıtlandığını düşünüyoruz aslında. Şöyle en çok e, çalıştığımız konulardan birisi de bu ama ilk olarak zaten ülkece de hani çok çeşitli savaşlarda geçirdiğimiz Hı -hı. için bir kere kaynakların kıt olduğunu düşünüyoruz. Halbuki kaynaklar kıt falan değil. Gökyüzüne baktığınızda milyonlarca bulut var ya da baktığınızda dışarıya bir sürü Hı -hı. ağaç var. Demiş hiçbir şey kıtlık içinde değil ve para kötüdür blokajımız var. Para zor kazanılır para çok çalışarak kazanılır. Hayır, tam tersi. Aslında hayatımız Kolay kazanılır da, mı? Kolay kazanılır. Evet, parayı oluşturmak aslında en kolay kısmı. Biz bunu e, para bolluğu konularında çalışırken de söylüyorum. Hı. ki parayı oluşturmak çok kolay. Sadece o içindeki boşluk hissini temizlediğinde, zaten kendini onun aynı frekansa getirdiğinde para da geliyor. Karşına seni ileriye götürecek insanları da hayatına çekmiş oluyorsun. Bir kere parayla ilgili şunu söyleyeceğim e, bizi izleyenlere. İnsanlarla ilişkilerini bir gözden geçirmeleri gerekiyor. Nasıl yani? Baktığınızda değil mi? Çok alakasız gibi görünüyor ama çok alakalı. İnsanlarla ilişkileriniz iyi değilse parayla da ilişkiniz iyi değil. Aa çok enteresan. Evet Çünkü para sadece bir enerji. Para size nereden geliyor? Günün sonunda maaşınızı kim yatırıyor? Bir insan yatırıyor değil mi? Bir tuşa Hı -hı. basıyor. Yine insanlara çıkıyor kapı. Yani insanlarla olan iletişimlerimizi, diyaloglarımızı bir gözden geçirmemiz gerekiyor. Bir de eee Gözünüzü kapattığınızda çocukluk döneminde 0-7 yaş arasında e, o teta frekansında olduğumuz için danışmanlıklarda da bunu çok uyguluyorum. İzleyicilerimiz de uygulayabilir. Gözlerini kapattıkları anda para ile ilgili ne hatırlıyorlar çocukluklarında. Mesela ben kendimden bir örnek vereceğim. Benim babam sürekli paranın zor kazanıldığını söylerdi. Ekmek aslanın ağzında derdi ve ben para konularıma çalışmaya başladığımda ilk babamın sesi kulaklarımda çınladı. İnanılmaz Doğru, bir şekilde. Doğru. Hepimizin çocukluğunda aslında o paranın zor kazanıldığının yankıları evet. var. Kolektif finançtan geliyor zaten. Hı hı. Yani babanız, anneniz en çok o dönemde kimin neyseniz ne söylüyordu para ile ilgili size? Bir kağıda yazsınlar. Gözlerini kapattıklarında zaten otomatik olarak o meditasyon haline geliyorlar. Yani dua ediyormuş gibi düşünebilirler. Hı hı. Yazdıkları andan itibaren diyelim ki para kötüdür. İşte ben paraya layık değilim, para benim hayatıma hep çok çalışarak geldi yazsınlar hı hı. ve yerlerini hemen pozitif olanı koysunlar. Mesela para bana kolaylıkla ve keyifle gelir. Yani bir de insanlar şeyde çok takılıyor, danışmanlıklarda da bunu öğrencilerimizle de yaşıyoruz, mış gibi yapmak önce bir mış gibi yapmakla başlayacaksın. Çünkü ruh, sihim beden bir üçleme ya. Ona bir uydurmamız gerekiyor kendimize. Çünkü inanmadığın şey sana gelir mi gelmeyecektir. Bilinç altına inandırıyoruz aslında. Evet mış gibi yaparak. Çünkü ilkel beynimiz gerçekle hayali ayırt etmiyor. Bu Hı -hı. oradaki o sihri kullanıyoruz. Peki böyle işte atalarımız, babalarımız dediniz. Onların aslında bizde Bilmeden belki de şimdi biz 0-7 yaş arasında belki izleyicilerimiz diyecek ya ben hiçbir şey hatırlamıyorum evet. diyenler için. Ama yine de hayatında parayla ilgili blokajları olanlar için. E, geçmişte gerçekten ailelerinden gelen bir blokaj olup olmadığına bakabiliyor mu Üstad Aylink'te? Tabii bakabiliyoruz onu biz danışmanlıklarda yapabiliyoruz ama... E... Babalarının parayla olan ilişkisini otursunlar. Karşılarında babaları ve herkesin e, babasına bir bakması yetiyor olacak. Yani baban nasıl kazanıyor? Çok mu çalışıyor Hı -hı. baban? Veya da baban paranın sürekli benim örneğimdeki gibi sana zor kazanıldığını mı söylüyor? İnanın baba ve anne de başlıyor konu. Ve zaten onu düşündüğü anda baban parayla ilgili ne diyordu dediğimde <laughs> yani şu ana kadar çok iyi bir şey diyene denk gelmedim açıkçası. Çünkü orada kodluyorlar bizi zaten. Ne yapacaklar? Beyaz bir kağıda yazacaklar. Evet. Sonra onları olumlularıyla değiştirecekler. değiştirecekler. Evet mesela bir tane örnek verelim. Para kötüdür. Parayı zor kazanırım. Ben parayı sevdim. Mesela para kirlidir. Hı hı. Hele şu pandemi döneminde Tabii. de çok önemli. Para kirlidir dedik ya da para zor kazanır dedik. Ne diyeceğiz? Parayı kolaylıkla ve keyifle hayatıma çekiyorum. Hı hı. Ben parayı kolaylıkla kazanırım. Benim hayatıma, beni e, yukarıya taşıyacak insanları hayatıma çekerim. Çok fırsatları güzel. görebilmek. Yazdık beyaz bir kağıda. Ne yapacağız sonra o gözümüz, beyaz kağıda? Gözümüz kapalı iken kendi kendimize bunu bir tekrar edeceğiz. Gözümüz kapalıyken diyeceğim ki parayı kolaylıkla ve keyifle hayatıma çekiyorum. Her gün fırsatları görmenin nasıl bir his olduğunu biliyorum. Hı -hı. Çünkü her gün önümüzden bir sürü fırsat geçiyor. Ama biz şu moddayken olmuyor tabii. Ben e, hayatıma hep işte hep her şey beni buluyor. Her işim ters gidiyor dersek, her işimiz evet ters gidecek maalesef. Hayattaki en şanssız benim. <laughs> evet, başka en çok şanslı. kullandığımız kelimelerden gün içerisinde. Bu zaten bir tek benim başıma gelir. Evet, hep derir. beni buluyor. <laughs> dediğimiz nokta. Peki, biz hem bu duyguları, düşünceleri değiştirebiliyor muyuz? Hem de kendimizi daha güvenli, daha mutlu hissetmek için böyle güzel tüyolarınız var mı biz aynı para ve bolluktaki gibi? Tabii, şöyle daha güvenli ve daha mutlu hissedebilmek için ilk olarak Kendimizi sevmemiz gerekiyor. Bu e, hani hep söylediğimiz bir konu mu? Bunu halen daha tam olarak yapamıyoruz. Çünkü sen kendini sevmiyorsan başkaları seni neden sevecek? Hı hı. Dediğimiz nokta. Daha mutlu e, kısmına da gelecek olursak şükür egzersizleri yapmamız gerekiyor. Mesela neler onlar izleyicilerimize örnek gösterelim mi? Şükür çünkü ezmek. evet. Tamam. Çünkü biz bazen kendimizi sevdiğimizi düşünüyoruz. Diyorum ki ben kendimi seviyorum. Ama dışarıdan gelen her yükü de omuzlanıyoruz. Evet. Aslında kendimizi de sevmiyoruz. Overdose, doz aşımı evet, oluyor evet. belli bir zamandan sonra. Tam olarak gerçek anlamda kendimizi sevmek için hadi bize tüyolar verin. Tamam. Bu tarafa doğru mu o tarafa doğru mu Nasıl? Şöyle var? kameraya tamam. doğru. Tamam. Ee, şöyle ilk olarak ben kendimi sevmenin nasıl bir his olduğunu biliyorum diyelim ben e, diğer insanlarla kolaylıkla iletişim kurmanın nasıl bir his olduğunu Hı -hı. biliyorum e, hayatta özgüvenle kendimi ifade edebilmenin nasıl bir his olduğunu biliyorum ve sizin o sorumluluk dediğiniz kısma da şöyle gelelim sorumlulukları eşit bir şekilde dağıtmayı da biliyorum diyelim kendimize çünkü bütün sorumluluğu ben almak zorunda değilim ama siz alıyorsanız ve kendinize de o kurban rolü varsa otomatik olarak e, direkt size veriyorlar zaten diyorlar ki Safiye Hanım yapabilir yapmaya devam etsin zaten yapıyor Mem onun hayatından biraz daha sorumluluk verelim diye sizde de sonra hastalıklar başlıyor. İşte mide rahatsızlıkları başlıyor. Ya da boğazınızda bir ağrı başlı başlıyor. Çünkü hmm. kendimizi ifade edemediğimiz noktada boğazımız ağrımaya Öyle başlıyor. Öyle mi? Evet, Aa, çok ilginç yapmaya bir şey başlıyoruz. Söylediniz. ...tabii boğaz çakramızı doğru kullanamadığımız için... ...orada bir tıkanıklığa sebep olduğumuz noktada... Hı -hı. ...direkt boğazım ağrıyor dediği nokta... ...diyorum ki nerede kendini ifade etmedin? <laughs> Aa evet nereden biliyorsunuz diye bir e, soruyla karşılaşıyorum açıkçası. Hayır diyememek de buna engel olur Kesinlikle mu? Kesinlikle hayır diyememek de çok büyük bir etken. Her şeye evet demek. Ve bir de birçok e, çok güzel bir nokta... ...hayır demeyi de çok bilmiyoruz. Ve her şeye de evet diyerek de aslında orada da gene... ...daha fazla sevgi istiyoruz karşı taraftan. Beni biraz daha sevsin kırılmasın. Şimdi hayır demeyeyim ben ona. Şimdi ona ayıp olmasın. O ayıp olmasın. Gücün mesela. arkadaşı bak yıllardır taliyor. Ben tanıyorum. çekerim. Ben ben bunu da çekerim deyip <laughs> devam ediyoruz hayatımıza. Az önce kurban rolü dediniz. Kurban rolü tam olarak bu mu? Hayır diyememek, her şeyi kabul etmek. Evet. Ve üzgünüm, biraz daha böyle ezik hissetmek hayatta. Mağdur rolü. Hep gene hep benim başıma geliyor. Ben şanssızım. Hani başkası bak ne mutlu, benim yok, benim olmuyor. Bak filancaya ne kadar yoluna koydu evet, hayatını ben hala bitirdik. koyamadım. ama aynı okulu okuduk ben ondan daha başarılıdım ama bak o aldı gidiyor şimdi dediğimiz nokta işte. Valla çok keyifli bir sohbette çok güzel bilgiler Benim paylaştınız. Umarım izleyicilerimiz için de öyle olmuştur. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim sağlık. davet ettiğiniz için.